Önemli bir konuyla karşınızdayım. Çizimin temelini oluşturan renkleri öğretmeye çalışacağım elimden geldiğince. Üstteki gördüğünüz dairelere ana renkleri, alttaki dairelere de 3 tane daireye de ara renkleri. Unutmayın, ana ve ara renkler. Yani boyarken daha iyi anlayacaksınız beni. Buradaki renkleri kullanmayacağım. Renkleri burada göstereceğim ama bu renkleri kullanmayacağım. Çünkü buradaki renklerin çoğu karışım olan renkler. O yüzden bunlara ihtiyacımız olmayacak. Yıllardır kullandığım ek olarak Faber-Castell'in 12 serisi bu iş için çok uygun. Onun için bundan yardım alacağım. Yani istediğiniz kadar pahalı sulu boya alın. Cenazenize bu gelir. Şaka bir yana gerçekten bu çok önemli. Ben çok seviyorum. Renkleri de çok iyi. Ek olarak yardımcınız diyebilirim. İlk önce ben kullanacağım boyaları ıslatıyorum. Kırmızı, mavi ve sarı. Kırmızı, mavi ve sarı. Bunlar ana renklerimiz. Ben buraya 3 tane su damlacığı bırakıyorum. Şimdi yavaş yavaş renklerimi karıştıracağım. Bu video rengi hiç bilmeyenler için çok önemli. Bazı insanlar resim yapıyor. Bu ana renk ve ara renkleri bilmiyor. Onların izlemesini de tavsiye ederim. Yani renk bilmek çok önemli. Özellikle sulu boyada, yağlı boyada renk bilmek çok önemli. Ana rengimiz olan kırmızıyı yapalım. Böyle görün. Artık kırmızı bitmek üzere. Bunu da değiştirmem lazım. Bolca fırçamı yediriyorum. O kadar yedirdiğim halde çok net bir kırmızı olmadı. Biraz boyanın incelmesi lazım. Rengimiz kırmızı. Bu hazır. Şimdi ikinciye geçiyoruz. İkinci ana rengimi yapıyorum. Sarı. Sarımız da hazır. Şimdi üçüncü ana rengim. Üçüncü ana rengim de mavi. Burada karışmasın. Dikkatli yapıyorum. Zaten karıştırmayı öğreneceğiz. Şimdi üç tane ana rengimiz hazır. Şimdi hazırladığım bu dairelere ilk sol taraftan başlayalım. Buraya kırmızının ve mavinin ara rengi moru yapacağız. İlk önce kırmızıdan başlayalım. Sol tarafa kırmızıyı yapıyorum. Şimdi buradan alıyoruz da buradan da alabiliriz çünkü buradaki renk güçlü değil. Kırmızıyı boyadık. Kurudukça kat kat atabiliriz üzerine daha güçlü olması için. Kurumadan atıyorum. Dışarı taşırmadan. Dışarı taşırmayın. Şimdi fırçamı temizledim. Mavi ana rengimi yapıyorum. Sağ tarafa buradan aldım. Daha güçlü rengimi. Mavi de hazır. Ara renklerimi de buraya yapacağım. Biraz ayrı dursunlar, anlaşılır olsunlar. Şimdi tekrar buraya bir kırmızı hazırladım ben. Ve burada yaptığım ikiliyi karıştıracağım şimdi palette. Dönüştüğünü görebiliyorsunuz, değil mi? Şimdi bu standart bir mor. Ama mor zor bir renktir. Çok kaliteli bir mor elde edemezsiniz. Moru hazır almak gerekir ama bunu da kullanabilirsiniz. Mesela şurada açık bir pembe vardı. Ben buna mavi kattığımda çok güzel bir mor oluyor. Buradan mavi aldım. Şuna kattığımda, iyice karıştırdığımda çok güzel bir mor olur. Bakın. O yüzden böyle de yapabilirsiniz yani. Bu bundan daha kaliteli oldu. Ama biz buradaki moru buraya yapacağız. Şimdi temiz suyumu koydum. Suyum bolken kırmızımı koydum. Maviyi karıştırıyorum. Bu hazır. Ama çok güçlü bir mor olmadı yani. Soluk bir mor oldu ama morun skalası geniş. Aslında hepsinin skalası geniş de. Böylelikle moru bitirdik. Şimdi yine ana renklerimiz olan sarı kırmızıyı turuncuya çevirmeyi öğreneceğiz. Bunu da buraya yapayım. Tekrar kırmızımı koydum. Şimdi sarıyı alıyorum. Direkt buradan karıştırıyorum. Kırmızının içine koyup karıştırıyorum. İsterseniz biraz daha sarı koyup turuncuyu biraz daha açabilirsiniz. Burada da gösterelim. Bu şekilde suyumu koyuyorum. Bu şekilde hazır. Yapmak için de buraya suyumu koyuyorum. Şu an kızıl bir renk oldu fark ettiyseniz ama sarıyı arttırdıkça turuncuya dönüyor. Şimdi bu renge biraz daha fazla kırmızı katsaydım kızıl olacaktı. Bu tamamen size kalmış, sizin kontrolünüze kalmış. Mesela buna da daha fazla kırmızı katsaydım bu bordoya dönüşecekti. Turuncu ara rengimiz de bu şekilde oluyor. Şimdi kırmızıyla tamamen işimiz bitti. Mavi ile sarıyı kontrol etmeyi öğreneceğiz. Buna da direkt böyle başlayalım. Sarıyı şuradan alabilirim. Buradaki biraz daha temiz. Taşırdık bak nazar değdi ya.
Sarımız bu şekilde. Hemen yanına mavi yapıyorum. Mavi ana rengimizi yapıyorum. Mavi ana rengimizi de yaptık. Yalnız burası, yalnız şurası derbi olmadı mı? Renk öğretirken üç büyükleri yaptım, fark ettiniz mi? Şimdi yeşil yapmayı öğreneceğiz. Buraya da yeşil boyamı hazırlıyorum. Suyumu koyuyorum. Maviyi koydum. Temiz bir sarı alıyorum ve sarı alıyorum ve yeşilim hazır arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi daire içine de yapalım. Bırakıyorum. Fark etmez. Önce maviyi almıştık ama önce sarıyı alalım. Elim direkt yeşile gitti ya. Maviyi alıyorum. Biraz daha sarı alıyorum. Yeşilim ortaya çıkıyor. Arkadaşlar, ana ve ara renklerimiz bu şekilde. Bence işinize yarayacak bir video oldu. Bunu şöyle yapalım. Eğer bu videoyu beğenirseniz, bu serinin devamını istiyorsanız bana mutlaka yorumlarda belirtin. Artık daha uç renklere gidelim. Bunu öğrendikten sonra daha uç renklere. Yapabileceğimiz bir sürü renk skalası var. Yani siz isteyin. Şöyle göstereyim size. Şu gördüğünüz harika paletimin içinde çok temiz olan paletim. Buradaki bütün renkleri bulabiliriz mesela. Bunların çoğu karışım olan renkler dediğim gibi. Bunların hepsini bulabiliriz. Böyle uzun bir seri yapabiliriz. Kısa ve etkili olmuştur umarım. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Neler yapalım? Ne istersiniz? Renkler konusunda daha çok video gelsin mi? Bunları yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.